Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount & Blade 2'de Old Realms modunda insanoğluyla oynadığımız seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Grunere şehrini ele geçirdik ve ilk şehrimizi böylelikle almış olduk sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz bu şehir Bretonya'ya ait bir şehirdi ve artık burası imparatorluk medeniyetine mensup bir şehir haline geldi. Bizim kontrolümüzde. Bununla beraber iki cephede savaştaydık. Bu cephelerden biri Parravon cephesi. Bir diğer cephe ise Tabaekland cephesi. Tabaekland cephesinde işler biraz zorlu ilerleyebilir ama Parravon cephesinde biz savaşı ağır bir şekilde kazanıyoruz. Ve bir barış teklifi geldi geçen bölüm. Biz bu barış teklifini değerlendirmedik. Öncelikle bir şehri alalım dedik. Barış teklifini şurada görebilirsiniz. 48 saatlik süre geçmeden hızlı bir şekilde şehri alıp öyle barış anlaşması imzalayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim şimdiden. Devam eden kuşatmaya katılıp şehri ele geçirmek için saldırıyorum. Gece gündüz fark etmez. Mecbur savaşacağız. Savaşacağız. Şehri alacağız. Nüfusumuzu kullanıp burayı da kendi üstümüze alacağız. Ondan sonra barış anlaşmasından bahsedilebilir. Barış anlaşmasından konuşulabilir. Kaç tane şeyi var bunun? Biraz zorlu bir savaş olacak gibi. Ve benim at şeye bağladı. Hiç ölmedi benim atım. Niye mala bağladı bu arada? Efendim mod listesiyle beraber ana kanalda kurulum videomuz var. Aa Serkan'ım senin burada VIP'lik şeylik yok mu ya? Bir saniye ben seni VIP diye biliyorum. Hani sen de istersen link atabilirsin Serkan'ım. Kopyala slash VIP eklememişsem yanlış yapmışım. Bir şeyler yanlış gitti, bizle iletişime geçin diyor. Slash VIP dur yav. Serkan 52Q. Allah Allah. Galiba var zaten ama sen eklememişsin. Ya da eklemişsin. Doğru olan adamda VIP rozeti var ya. Kuşatma kulesini elimize verdiler bu arada. Abi koçbaşı yasası yeter be. Ben abonelikle VIP rozetini karıştırıyorum. Ben Taci abonelik rozetiyle karıştırdım, pardon. Pardon pardon. Onu dedim Serkan'a ben niye VIP vermemişim ya? İşte B12'ni almanı unutmayacaksın abi. B12'ni alacaksın. Gökten alacaksın hem de. Arkadaşlar biz boku yedik galiba ya. Yani eğer o koçbaşı kapıya ulaşamazsa işler sıkıntı. Ulaşsa da işler sıkıntı. Bunlarda şey falan mı var acaba? Kopmop falan mı var ya? Yok orayı hedef alamıyorum ki. Vampir olsam acaba buradan atlayabilir miydim? Yani insan halimle atlamam mümkün değil de. Koçbaşı kırıldıysa öldük bu arada. Koçbaşının cana bakar mısınız? Bitti. Geri çekileceksin kanka. Yapacak başka bir şey var mı? Kapıyı yumruklayarak mı kırmaya çalışacağız? Ananı avradını. Evet, bura bize yar olmayacak galiba. Abi mesela yani o kapıyı kırmanın bir yolu yok ki. Burada adamların cephane de sonsuz. Ne yapacaksın? Yapabileceğin bir şey yok ki. Harbiden kapıya vuruyorlar. Çaresizliğin kaçıncı level'ı bu? Keşke ben ordumu sokmasaydım içeri ya.
Neyse kasılır abi. Ordu dediğin kaybedilir, kasılır. Daş atıp durma. Evet arkadaşlar, adam kendi evine başına gitti. Allah'ım şükürler olsun. Gece rahat uyuyamayacaktım. O taş atanla bu alamasam gece rahat uyuyamayacaktım abi. Gerçekten kapının kırılacağına dair bir umut barındırıyor musunuz içinizde? Sanırım harbiden barındırıyorlar ya. Bana kim geçiriyor? Öncelikle şu geçiriyor. Sonralıkla bu geçiriyor. Sonralıkla bu geçiriyor. Ya o kapı böyle kırılmaz. Aldık anasını satayım. Adamlar kapının önünde. Kaç tane tribüşen var mesela? Yani ya da tribüşende kaç mermi var? Arkadaşlar şu an bir felaket yaşanıyor, farkında mısınız? Kapının can yarıya gelmiş. Ağlama vur. Hiç yapay zekanın bunu yaptığına şahitlik ettiniz mi bu arada? Genelde kapılar mapılar kırılınca geri çekiliyorlar abi. Peki tek kapıdan yarabilecek miyiz yani? Bu umut nereden geliyor? Rüzgar büyüsünü atıp içeri girmeye çalışırım. Ya bırakırsak burayı barış anlaşması imzalayacaklar. Normalde çıkıp geri çekilebilirim. Umrum olmaz. Ama barış yapacaklar, şehri bir daha alamam. Ha, yukarıdan vur, yukarıdan. Bence çok nadir denk gelecek bir durum. Açıkçası ben de bu konuda şaşkınlık yaşıyorum. Ha kırıldı, ha kırılacak, ha kırıldı, ha kırılacak. Az daha dayanın. Evet, kapıdan içeri girene kadar. Kapıdan içeri girene kadar bu fight bize çok adama mal oldu ama. Ne oluyor lan? Kaçıyorum demeyin bana. Kapıyı kırdınız, sonra mentali mi kaybettiniz? Yeni ordu gelir mi peki? Elini ayağına sövdüklerim. Fark etmez kanka. Kapı tam kırılmadan... Vay amık. Arkadaşlar herkes terk etti cepheyi. Ulan bu kapıyı kırmaya niye bu kadar uğraştınız o zaman? Tek bir askersin, yapma. Kabullenmen gereken şeyler var abi. Alamayacağın savaşlar var ve bu onlardan biri. Evet. A plus enerji tasarruflu klima skillini bastın. Ya yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun size ya. İmparator topukladı. Dayı, imparator topukladı. Bir şey söyleyeyim, ben burayı bir şekilde alacağım. Amma öyle amma böyle. Ben burayı bir şekilde alacağım abi. Merdivenlerden çıkarız. Merdivenlerden çıkarız dayı.
Büyü gücüm az kaldı bu arada. Yeterince adam ezdirmemiş gibi. Ya bu koca şehir için değer ya. Piu. İkinci kapıyı görünce sövüp geri döndüler. O kırılması çok kolay bir kapıydı aslında. Bizimkilerin iradesizliğine denk geldi artık. Sakin. Şuradaki mekanı çok güzel konumlandırmışlar. Ben okun bitene kadar buradayım. Okun bittikten sonra gireceğim içeri. Kapıyı kırdıktan sonra yeniden onarılması biraz can sıkıcı bu arada. Ama okey bu arada. Çok iyiyiz. Ne ölü var öyle ya. Bizim çekiç burada dar alanda iyi vuruyor. Köprüyü terk ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Ve ben eğer bir tane skill atarsam canımız çok sıkılacak. Kapıyı açmaya çalışacağım. Ama tabii ki bu boş bir uğraş olabilir, bilemiyorum. Keşke yukarıdan ok alıp gelseydim. ...133 hasar alıp ölmeyen hayvan kim ya? Yani 133 hasara ölmemek bana biraz böyle terbiyesizlik gibi geliyor. Bir de sen gariban bir askersin lan. Edepsizliğin lüzumu var mı? Öl abi. Yüksek miktarda delikanlılık tespit edildi. Muhtemel durum fazla atar göte batar olacak.
Gelin lan! Abi kapıdan gelin, kapıdan. Evet, yapay zeka beni tıklamıyor abi. Adamların zinhar umru değil, umru. O neymiş? Kapıyı gene kapattılar. Şaka mı lan bu? Kapının da açılış animasyonunu görmeden kapanış animasyonunu görüyorum. Aa, dış kapıyı da kapattılar. Oğlum, sizi benle yan yana bıraktılar. Açın la kapıyı. Aa, gökten adam düştü. Hadi dış kapıyı kapatmaya gelin de göreyim. Abi son canımı bastım bu arada. Allah rızası için alın gelin şu şehri ya. Diğer yerde durumlar ne alemde? 60 kill almışım. Bokum çıktı benim. Serkan'ım üflemek 12 skill puanı. Aa! Buraya niye merdiven dayamadınız oğlum? Yemin ediyorum Bannerlord yapay zekası beni bir kez daha delendirecek. Bütün ordu tek bir cepheden dalmaya çalışıyor değil mi şu an? O yüzden böyle 300-500 kişilik kayıp veriyorsun. Bir de destek kuvvet rica edebilir miyim? Abi dur. Ha, şu mesele. Kahramanımız burada ölüyor galiba. Bizden korkan sizin gibi olsun lan. Mına koduklarımın gel. Üst katta belki ok alabileceğim yer vardır. Yukarıdan oklarım bunları. Oo, oktan daha fazlası. Hiçbir boka yaramadı. Oku alayım. Teşekkürler. Aa, burada merdiven olduğu adamların daha yeni aklına geldi bizim oğlanların. Kıyamam. Bu arada yalan ya, yani o kalkan orayı tutamaz abi. Kim bana sıkıyor lan? Şu mu? Dangalığa bak. Help!
Lan sadece benim sözümü birkaç adam dinliyormuş. Ayak uydurun abi, ayak uydurun. Daha içeride 31 adam var. Ayak uydurun hocam. Beni var ya şey yaptılar ya böyle. Ben yoruldum ya. Kameram kapalı değil mi? Galiba kapattık. İzlerken yoruldum abi. Yani adamlar tek bir yerden şey yapıyor. Bitti bitti ama bitti. Fight bitti. 76 kill almışım. 175'in üstünde. Okçuluk yeteneğim de gelişecek. 11 tane adamım ölmüş ama idare eder, bir şey olmaz. Olgunum hoş geldin. Vurdum lan. Abi vallahi National Geography belgeseli gibi. Adamlar bir tek bir yerden hücum etti, bir şey yaptı. Şu son 4 adam da ölsün de gari. Değil mi? Mod sarınca şey geçiyor. Baran bu arada akşam istersen Back 4 Blood yapabiliriz dediğim gibi. Bir iç kale derdi var bir de. Hiç uğraşamam. Asker gönder diyeceğim. İç kaleye asker gönder diyeceğim. Oha, ilişkim 28 arttı. Kanka sen de serbestsin. Nasıl olsa direkt şehrin içine gireriz ama ben gene de herkesi alayım. Adamlarım iyi yaralanmış. Bu neymiş böyle? Asil Knight Realms Bot. Ver abi. Ya omuzluk heybetli durmuyor ama çok güçlü bir omuzluk. Bu biraz daha uzunu galiba. Uzunluk 128, uzunluk 111. Ya ben bunu genelde at sırtında kullandığım için bu arkadaşı alayım. Geri kalan herkesi şöyle bir alalım. Abi hana git. Esirleri sat. Oo, okçulukta 2 level birden bir daha. Bineklere hasarı boş ver. İsabet kaybetmeden nişan alma süresi alayım. Menzilli saldırılardan daha az hasar almayı alabilirim ya da hasar alayım, %50 yakınlaştırmayı alayım. Gerçi %50 yakınlaştırırsa ne kazanırız? Sniper gibi yayı da soylu yayına çeviririz, uzun soylu yayına. Sniper gibi tak 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 şey yapayım. Vurayım yani. Onur, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için, sağ olasın. Hala 8 puanımız var. Klan levelimiz artmadı mı ya? Oo, klan level almak üzere. Biz bunu bugün 4 yaparız. İçeri biraz asker koysaydınız keşke. Of of of. Birader bir at 55.000 eder mi ya? Bir at 55.000 eder mi? Bir şey diyeceğim. Şu büyülü eldiveni kullanma şansım yok değil mi? Tamam. Preste vereyim abi büyülü eldiveni. Büyülü eldivenin boşa gitmesin. Derdim o. Var mı değerli bir item? Questing Knight Armor. Benim üstümdeki Taliant Armor ya. Tamam şöyle yapalım. Abi uzun soylu yayı maalesef. Maalesef mevcut değil diyor. Peki. Burayı satsam eksi 5.000. Okey. Bretonyan armor. Alırım. Şunları satarım. 33.000 kaldı. Okey. Ya kapasiteyi arttıran yük ne ya? Gene ne var? Kardeşim ver yük beygiri ver ver. Bakalım burayı kime verecekler? Efendim ünlem Bino Game
komutumuz var. Donate için kullanabileceğiniz. Ünlem Discord, ünlem... Başka hangi komutlar var ya? Ünlem YouTube'u falan eklemiş miyim bilmiyorum. Bu kadardı zaten. Normalde de o kadar çok komutumuz yoktu. Bu arada ben atlı birlik almaya gidiyorum. Oo, 500 adam geliyor. Kankam, 500 adam geliyorsa ben kaçayım. 500 adam geliyorsa ben kaçayım. Ha, siz de girerseniz girerim şimdi. Asker göndermeyem de. Ha, ünlem YouTube'a eklemişim. Harika. YouTube kanallarımız var. Başka komutumuz yok galiba ya. Birader, atlılarım, benim atlılarım kaç kişi? Kaç atlım var benim sahada? 33. Benim sözümü dinliyorlar mı? Tabii ki benim sözümü dinliyorlar. 44 tane atlı benim kontrolümde. Okey. Arkadan okçuların bulunduğu yere falan gireriz. Camımı örtem, dışarıdan ses geliyor. Kameramı açam. Vay delikanlılar vay. Arkadaşlar, farkındaysanız heriflerin adamlar da taşlaştı. %44 hasar alıp ölmeyenleri var yani aralarında. Impressed seviye atladı. Hücum emrini verelim, şunlara acımasınlar. İmparatorluğun yükselişi sevgili dostlar. Bu arada ikinci şehri de umarım verirler. Gabriella'nın seviye alması çok iyi. Ne tık tıklayıp duruyorum lan. Ekin, üniversite sınavında başarılar dilerim. Abi insan save'i de güzel. Vampir save'i de güzel. İşin açığı şu an insan save'inden daha çok keyif alıyorum. Ya vampir save'i de keyifli de. İnsan daha bir keyif veriyor bana. Minimal büyüler falan da var ya. Adamlarda piyade tüfeği kullanan da var. Bizimkiler öyle hizalanmış herhalde, bunların hücum etmesini bekliyor. Bir şey diyeyim mi? Bir tane yıldırım topu atarım ya. Bir de şöyle... No Frost. Üfürük o kadar boş geliyor ki. Uf.
Büyülü eşyalarla daha çok büyü gücü kazanabiliyorsunuz ama benim şu an büyüler çok bir iş yapmıyor açıkçası. Semavi büyüler olduğu için insanlar üzerinde fazla hasar çıkartamadıklarını tahmin ediyorum. Ya da benim büyücülük yeteneğimin düşük olmasından kaynaklı bir şey de olabilir bu. Ve şu an adamlarla bildiğin tek başıma kapışıyorum. Olsun abi, önemli değil. Yeteneksizim galiba. Adamın grifonundan yetişilmiyor ki adama. Ey maşallah. Kaç kaybım var benim? Gabriella'nın 29 ölümü mü var? Süvarileri yeniden kurmak zorunda kalacağım. Bu ölümlerin sebebi şundan kaynaklı. Ben hücum emri verdim ya. Benim adamlar komple gidip savaşıp ölüyor. Siz diğerlerinin komutasına uyun. Biraz atlı okçuluk. Benim şu savaştan kazandığım nam klan seviyemi 4 yapsın bana yeter. Arkadaşlar bakmayın bu arada, yani harbiden şey yapıyorsunuz, bir parça yoruculuk geliyor. Bir parça yoruculuk geldiği için böyle tam performanslı şey yapamayabiliyorsun. Savaşamayabiliyorsun. Bize bu savaşın en büyük faydası şey olur eğer kazanırsak. Ve yeterince kill çıkartıp namımızı arttırırsak. Klan seviyemiz 4 olduğu için aldığımız yeni özellikler olur. Yok, bende can bitti ya. Canım azalmadı da herifler hala 92 kişi. Bizimkilerin hiçbir şey yaptığı yok. Yardımcı ordunun. Adamların atlıları var galiba. Selamlar Minecraft, hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Abi ne olur saldırın artık. Ne olur saldırın artık. Kendimi dürteceğim yeter. 9 ölümüm varmış. Şunu ben kendim zannettim bir an. Abi adamlar en köşede takılıyor. Benim 7 tane atlım var sadece burada. Adamları kovalıyor. Ugh.
Ben bu arada bu savaştan çok yüklü miktarda loot düşüreceğim gibime geliyor. Adamları ben kestim çünkü. Allah'ım şükürler olsun. Herifler geri çekildi bu arada. Yeter, dakika saniye durmam bu fight'ta. Ganimetin %77'si benim. Ama dakika saniye durmam artık bu fight'ta. Rice Cloud hoş geldin. Hocam gidebilirsin. Gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Zaten sizle barış anlaşması imzalayacağız birazdan. Sizin benimle kalmanızın hiçbir alemi yok. Abi şehrin dibindeyiz diye tahmin ediyorum. Yüksek olasılıkla. Şehrin dibinde olduğumuz için seviyeye bakaraktan bütün herkesi alacağım. Bu arada çok kalabalıklarmış gerçekten. Oo, hey maşallah. Tam sana daha iyi şey geldi. Julian. Sana daha iyi at zırhı geldi. Topla bütün ganimeti. Yavaş abi yavaş, duf duf duf. Oh, tutsaklardan 28 bin. Şimdi Gabriella Spellcraft'ta şey yaptı. Artık sanırım yeni büyüler öğrenebileceğim. Bir dal daha büyücülüğe gideyim. Bununla beraber klan üyeleri getirilerini otomatik dağıtıyordu diye hatırladım ama bizim Prest 2 seviye birden almış. Canım beni can puanıyla şunu alayım sana. Hekimliği fullle. Bana son derece full bir hekim lazım. Arkadaşlar çok az kaldı bu arada. Klan seviyesinin 4 olmasına. Ve burada sanırım artık daha fazla alım satım işlemi yapamayız. Zira baksana bir tane at satıyorsun, bitti her şey. Koşum atı falan kalsın. Tüccarda para yok. Şimdi öncelikle Parravo'nun yeni sahibi için oy verelim. Nüfuzu kendimize kullanalım. Harika. Kimse bizim elimizden toprağı alamadı imparatorluktan. Güçlü olmamızın faydasını burada gördük. Ve Parravon düklüğüyle barışa da nüfuzumuzu kullanıp hem ilişki kasıp hem de adamlarla barış anlaşmasını imzalayalım. İki önemli şehirlerini biz bu adamların burada ele geçirmiş olduk. Bununla beraber bizim de iki tane tımarımız olmuş oldu. Ve artık tek bir savaş var. Artık tek bir savaş var. O da Talabekland Savaşı. Bu savaşa odaklanmadan evvel benim birazcık şey yapmam gerekiyor. Öncelikle burada sadece bir festival ve oyunlar düzenleyerek sadakati yukarıda tutalım. Ve yerleşim yeri bana pek bir şey veremiyor. Abi biraz atlı birlik toplayıp yeniden karışmam lazım ortalığa. Kesinlikle atlı birliğe ihtiyacım var. Güzel bir fight oldu. Yani işin açığı. İki tane şehir kazandırdı bu fight bize. Ve iki şehir kazandırması müthiş güzel bir özellik. Ayrıca diyardaki herkesle ilişkim de arttı. Şahane. Evet, 3-5 çapulcu döversek artık gerçekten çok iyi olabileceğiz. Abi horse market. Burada bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı bilmiyorum, inanın. Bir şeyler yaptım ama ne yaptığımı bilmiyorum abi artık. Atımı buffladık, atımı kutsalladık. Bir şey yaptık ama ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bu arada asker sayısını fullledikten sonra kesinlikle sevgili dostlarımızın dediği gibi burada yapacağımız tek bir iş var. O da birkaç tane dandik adam kesip ortalığa karışmak. Klan levelini 4 yaptıktan sonra zaten rahat.
Şurada iki sığınak var. Bu iki sığınağın arası, şurada iki sığınağın arasında mutlaka birileri vardır. Onları bir indirelim. Turnuvadan gelecek nama bile razıyım. Çok uzun benim. Buraya asker toplamaya devam edelim. Çünkü buranın birazcık askere ihtiyacı var. Ekonomik durumumuz son raddede eksi 3600 oldu ve 300 bin altın paramız var. Endişelenmemiz gereken çok fazla bir şey yok. Belki buradaki garnizonu yavaş yavaş buraya çekmeye çalışabiliriz. Hatta bence öyle yapalım. Hemen yan taraftan buraya biraz garnizon çekelim. İki tarafta da mesela 300 asker savunma yapıyor olsun. Şimdi askerler savunma yapacağı için şurada bir garnizonu yöneteyim. Abi. Çok yüksek seviye adamlardan almama gerek var mı? Efendim bebeğim. Sağ ol yavrum. Efendim daha biraz daha devam. Dediğim gibi bu arada hemen ben diğer adamları aldım. Bu kaleye getirdim. Bu kalede tam 300 adam oldu. Bu kaledeki 300 adamlık savunma bizim işimize gelir. Tabii tek başımıza giderken bir de ağırlığımız var. Bizi mahvetmezler umarım ama. Abi mahvederler galiba ya. Destan yazmaz mıyız? Ama bak bize dalmaya cesaret edemiyorlar bu arada 3 kişi olsak bile. Tamam. Garnizondan kendi adamlarımı alabilir miyim? Hayır bunlar değil. Türüne göre sırala deyip sadece atlılardan alırsak. Bretonyalı savaşçılar. Kesinlikle. Teşekkürler. Evet burasıydı. İmparatorluk pistolcüsü falan almama gerek yok. Aa, tam 300 adam da burası oldu abi. Tertemiz. Burayı da şöyle bir seviyeye göre sırala. Sonra tür mü olur, isim mi olur artık her neyse. Seviyeye göre sırala kalsın. Yüksek seviyeler önde. Tamam. Bakın dostlar, iki tane 300 askerin savunma yaptığı yerimiz var. Allah bereket versin. Güzel. 3000 dukat ödeme yapıyoruz her gün. Ama çok iyi durumdayız. Adamlarımızın yaraları iyileşti, şey oldu. Ya bundan sonraki aşamada bence yapabileceğimiz en mantıklı şey klan seviyesini arttırmak olacaktır. Klan seviyesini arttırmak için de sağdaki soldaki dandik adamlara asker göndermek suretiyle nam kazanacağız. Çünkü birkaç nam sonra şeyiz. Mükemmel durumdayız. Oha Altdorf kuşatma altında. Altdorf kuşatma altında. İmparatorluğun başkenti ora. Altdorf'a adam girecek kadar cesaretlendi mi ya? Vay be. Ya Altdorf müthiş önemli bir şehir dostlar ve oraya adam girmesi demek bilmiyorum çok farklı bir hissiyat. Elimde çok fazla para edecek item var lakin para yok. Belki işte ticaret yeteneği iyi yoldaşlardan birini alıp peyderpey şey yaparız satarız ama şimdilik bir beklesin. Hemen bir save alalım bu arada. Büyük savaşlarda çökme sorunu yaşayabiliriz. Efendim 7 gibi gerçekleşmiyor genelde. Şunları bir giderken ezeyim mi? Selamın aleyküm. Çat çat. Esir almıyorum kimseyi. Efendim biraz daha ilerleyelim. Klan seviyemizi falan 4 yapalım. Yayının acelesi yok. Yayını kapatmanın. Liderlikte 125. Kontrol ettiğin her kent için artı 5 birlik büyüklüğü. Teşekkür ederim. Güzel bir ayrıntı olur bu. Healer'ım. Ya
Kentlerde beklerken iyileşme oranı alalım. Ben hemen bir Altdorf kuşatmasına doğru gidiyorum. Harita çok dolu bu arada. Harita gerçekten çok dolu. Umduğumuz hızda da gidemeyebiliyoruz. Oo. Adamlar şehri alıyor. Şimdi savunmacılara yardım için içeri girdiğimiz senaryoda 31 askerim kaybolacak. 31 askerim otomatik kaybedecek ama biz bu savunmayı yapar mıyız? Biz bu işin üstesinden gelebilir miyiz abi? Gelemeyiz abi. Gelemeyiz abi. Yeni şehrinin hayırlı uğurlu olsun. 2500 adam ezer bizi kanka. Net ezer yani. Bizim büyük ordu nerede? Bizim ordu... Ordu? Ha, anladım. İmparatorluğun başkentini yaban ellere teslim edeceğiz. Yok benim götüm yemedi abi oraya yani. Belki olağanüstü bir büyücü olsam belki de. Şu an yani yapacağım tek şey izlemek. Ve büyük orduyu takip etmek. Hata yapmalarını beklemek dışında bir seçeneğim yok. Hani kenardakileri böyle dövüp onlardan hırsımı almak suretiyle hareket edebilirim. Ama onun dışında pek bir şey yapamam. Klan seviyesi birkaç puan sonra 4 olacak. Gabriel'de Bekil'de 150 oldu. Birliğindeki yaralı askerlere ödeme yapmazsın. Asker bağışlamaktan daha çok nüfus. Yaralı askerlere ödeme yapmayayım. Abi şekil kenara. 3 nam 4 nam 3 nam 4 nam gelip duruyor. Nam nam nam. Ya biraz tribüşesi falan olsa girişirdim de. Ne tribüşesi var ne mancınığı bir şeyi var. Yemedi yani. Ayrıca dışarıda da dalamam. Bak delikanlıca söylüyorum. Bir 500 askerim falan olsaydı dalardım dışarıda. Ama bir 500 asker falan olmadığı için adamlara dalmayacağım elbette. Çiftel gönderli silahta çok çok iyi gidiyoruz. Binicilik hünerimiz arttırılabilir. Bence liderliğe oynayalım ama. Liderliğe oynamak daha iyi iş yapabilir. Ya da vekillik yeteneğini arttırarak iş yapabiliriz. Büyücülükte falan işler iyi gidiyor. Son 10 nam puanı. Yok abi girilmez ya. Peki mesela arkadaşların dediği gibi bir ordu kurmak istesem yakınlarda bana eşlik edecek birlikler var mı? Abi kurtarmaz. Kurtarmaz. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. İmparatorluk çöktü mü lan? Şunları at abi. İmparatorluk çöktü mü ya? Onun başkentinizi teslim ediyorsunuz şu an. Benim sıfırlanmamın kimseye bir faydası olmaz bu arada. Girse miydim lan acaba? Vallahi cesaret edemedim abi. Ne yapayım? Sizi bir kenarda yiyeyim. Cesaret edemedim kral. Sorry. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen Bretonya ile savaşırken canımız çıktı. Ya muhtemelen orada canımız çıktı. Son birkaç savaş. Arkadaşlar varsın bir tane şehri alsınlar. Sakin abi. Garanti oynayalım. Neden garantiye oynayacağımız savaşlar dururken risk alalım ki? Al içeride 10 adam kaldı. Herifler mıhladı burayı. Aman oğlum içeri 800 kişilik garnizon koymuşlar. Geçmiş olsun, bura artık onların şehri bu arada. Bura artık onların şehri. Bir sonraki fight'ta yakalarız artık. Yani bir sonraki kale ya da şehirde gideriz üzerlerine. Çünkü 700-800 adam koymuşlar oraya. O 700-800 adamın haddi hesabı sorulacak. Mesela Camperbat toprağına gidiyor abi kuşatma yapmak için. Camperbat.
Kemperbad'ın içerisinde o kadar asker yok. 1620, 2500 gibi korkutucu bir rakam değil artık. Dolayısıyla Sigmar'ın sunağı. O Gabriel'la inanç puanı kastı. İnanç puanının da nasıl kasılacağını öğrendik. İnançtan çünkü ne geliyor? İnançtan çeşitli şeyler geliyor. Paso ibadet ederek yapılabiliyor bu galiba. Arkadaşlar İngilizcem yok, o yüzden bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum ne işe yaradığını. Traveling Merchant. Oo, merhaba. Üf, güzel grafin şeyiymiş. 60-22-20. Empire General Armor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Empire General Armor'u ben giyerim. Şunu bir kenara bırak şimdi. Empire General Armor'u giy. Blood Knight kafalığı. Bir şey söyleyeyim mi? Bize çok yakışmadı mı? Bize çok yakışmadı mı abi? Ve ödememi atlarla yapıyorum. Bununla beraber şu titanyum armoru Julian'a değil ya. Dur, Julian'a değil. 331 bin mi? Şaka falan herhalde. 331 bin edemez o. 331 bin nereye ediyor? Benim kolluk zırhım kırıkmış. Şunu bizim preste verelim. Jamba sana. Bunu sana verelim. Arkadaşlar Gabriella'nın güzelliği gördünüz mü? Seyahat eden tüccar Mamma Mia. Şahane olduk bu arada var ya. Gerçekten şahane olduk. Bir tek omuzluğu beğenmiyorum. Yani omuzlukta da yeni bir şeyler çıkarsa alacağım. Ama şu an için ben bu ekipmanlardan çok çok memnunum. Parasal anlamda da çok fazla param var zaten. Altla ödeme yaptım adama. Benim param falan azalmadı. Şimdi bu adamın biz Kemperbad Kalesi'ni kuşatmaya geldiğini biliyoruz. Kemperbad'ı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ama benim orada olmam bir şeyleri değiştirecek bir şey mi? Onu bilemiyorum. Kaybedersem bu arada elimdeki bütün eşyaları falan kaybediyorum. Çok riskli ya. Çok riskli. Ahanda klan seviyesi 4 oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Klan seviyesi 4 oldu. Bakacağız, göreceğiz ne gelmiş skill ağacında. Kariyer. 4 ekstra special ammo. Bomba ya da mermi veriyormuş. %20 şey %15 damage artışı bütün range üniteler için. Az şey kaybediyoruz. Nam kaybediyoruz. Nam değil de neydi o influence puanının adını hatırlayamadım. Daha fazla ödeme alıyoruz. Ve multiple target'e vurma şansımız var. Mercenary Lord'da. İkisine de gidebiliyoruz bu arada. Commander'da ne diyor? Bütün melee üniteler %15 damage buff'ı alıyor. %40 ihtimalle bedavayı ünite alıyoruz falan. Bir şey söyleyeyim mi? Okumaya bakmaya hiç gerek yok. Artık kariyerimiz full artı full. 4 level'lık bir adamım. Her şeyi aldım. Ve 193 birim adam tutabiliyorum elimde. Mesela hala Kemperbad'a mı geliyor bilmiyorum bu arada. Allah ne verdiyse herkesi alıp savunmaya çekilsek mesela. 1612 adamla geliyor.
Birader vallahi geliyor, billahi geliyor herif ya. Yürü bir de şuradaki köye. Kurtarır mıyız acaba burayı ya? Bana umduğum gibi iyi bufflar vermedi bu arada. Kariyer puanı. Her level aldığımda bir kariyer puanı geliyor. Her seviye aldığımda bir kariyer puanı geliyor. Aha geliyor. Kıl payı girdim mi içeri? Abi girdim de. Şurada bir save al. Bismillah. Bana da biraz tırt geldi vampirlere nazaran. Ney? Bu kalenin lordu içeri girmeni yasakladı mı? Ya kafanı sikeyim o zaman. Senin kafanı sikeyim o zaman ya. Ne diyeyim ki? Ahali toplanın, karşılık vereceğiz. Namın yettiği kadar. Toplanın ey ahali. Vakit karşılık verme vaktidir. Vakit karşılık verme vaktidir. Toplanın. Toplanın çabuk. Diyarımızı ele geçiren düşmana karşı gün bir olma günüdür. Gel. Seni almadık mı gruba? Gel. Vakit bir olma vakti, gün birlik olma günüdür. Hiç nüfus puanım kalmadı. Hızlıca gelmeniz lazım. Ya da onlar gelene kadar bu kaleyi alır bunlar. Biraz daha oyalanalım. Hadi oğlum, hadi oğlum. 1400 adamları kaldı. Haydi. Ve haydi geldin. Birini şurada yakaladılar. Onu umursamayacağım. Gündüz vakti. De haydi vakit işgalci kuvvetleri def etme vaktidir. Ya Allah sevgili dostlar, ya Allah. Şimdi yaktık çıralarını. Kalenin içine girsem tek başına savunurdum. Birader herkes otomatikte. Kalenin içine beni alsa tek başına savunmayı deneyecektim orayı. Onu bunlar köylü. Eyvahlar olsun chat. Çay gibi geliyor. Çıtay gibi geldi herif. Gördünüz mü? Oğlum sen kimsin? Chat, bu adamların hiçbiri tırt değil. Adamın atının ne kadar büyük hızda geldiğini gördün mü? Adamın atının ne kadar büyük hızda geldiğini gördünüz mü abi? Evet, bu savaşı kazanamayabiliriz bu arada. Günün sonunda ben savaşta elimden geleni yapacağım ama maşallah iyi savundu. Ya biz büyük ihtimalle Parravon'u alırken biraz fazla zayıf düştük ya. Bana öyle geliyor yani. Parravon düklüğünü alırken biz orada düklükle ilgilenirken fazla düştük. Belki biraz daha bekleyebilirdim. Yalnız yani bu kaleye beni almayan adamı da bir kenara yazdım. Onu da söyleyeyim abi. Kaleye almamak ne demek ya? Maraşellerden birini indirdik. Maraşel Manfred. Okçuların oraya musallat eksiği açtım. Çok garip bir silah elimdeki ya. Bir can bas kendine. Benim atı bir köstürdü.
Adamların topları modları var mı? Ona hiç bakmadım da. Topları tüfekleri yok galiba. Dostlar galiba özür dileyerek söylemek istiyorum. Bu haber ne yazık ki çok olumlu bir haber değil ama sanırım düşmanın atlılar bizimkilerden üstün. Yani ben ne yazık ki böyle bir tanıya vardım. Ama şu an kafa kafaya gözüküyor bu arada. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bizim buradakiler full şey mi? Çok sert bir savaş ya. Bizim piyadeleri yediler galiba. 153 piyade yeniden geliyor. Atlılarda durum nasıldır bilmiyorum. Abicim kazanırsak kazanırız. Kazanacak büllük bizde yoksa veririz savaşı, yapacak bir şey yok. Efendim hayatım. Hayatım sadece cam basabiliyorum. Büyülerim çok kuvvetsiz. Semavi büyü diye geçiyormuş. Hatta şöyle göstereyim sana bebeğim. Evet. Kendi büyüm beni düşürdü. Kurtulurum ama buradan, sıkıntı değil. Mesela yıldırım çaktım heriflere. Ama bana mısın demedi. İki tane skillim var. Biri No Frost. Derin dondurucu skilli. Klima skilli aşkım. Üflüyorum. Ooo Griffin. Dostlar Griffin'in ağırlığı bir hissediliyor bu arada. Ben savaşta orada oyalanırken bizim adamlar sporda kafa kafaya gelmiş. Benim ordu yaşadığı sürece bence bir şansımız var. Ya oğlum şu skill'leri kaçırıyorum ya, nasıl ayar oluyorum ya. Şu moda böyle Ronfalia gibi bir silah lazım. Boşa sallamaktan içim dışıma çıktı. Vallahi boşa sallamaktan içim dışıma çıktı la. Uzunluğu mu şey yapmıyor artık, tartmıyor, etmiyor. Sikeceğim Griffin sırtını. Arkadaşlar ben deli, kör müyüm? Herhalde birkaç saatin ardına şey yaptım, sıçtım. Şunu at. Mızrağı al. Ama mızrak otur takma adam. Mızrak oturtma ne kadar zor olabilir yani, anladın mı? Oo. Savurmalı mızrak bir de. Ben attan iniyorum ya. Sadece çekicimle savaşacağım. Ben attan iniyor, piyadeleri takip ediyorum. Çok canım sıkıldı ya. Vuramıyorum abi.
Adamların piyadeleri şuradan geliyor. 232 tane piyade. Buraya bak, buraya. Arkadaşlar bu arada bakmayın, bak 50 vuruyorum, 60 vuruyorum, 3-4 tane vuruyorum. Griffin gerçekten de çok yüksek oldu. Yani mesafe olarak çok yüksek, ondan tutturamadık herhalde. İki defa can basma hakkım var bu arada. Diğer siperlerden birini atarsam kendime can basamam. Ve ne yazık ki zarar vermiyor. Bizimkiler semavi büyülermiş aşkım. 445 adam almışız bu arada 21 ölüye. Aşkım bir tane prestimiz var, healer'ımız. 130 can basma yeteneği falan var. 150 hatta. İki tane şövalyemiz var ama hiç büyücü almadım. Aşkım kesinlikle şart bu arada. Ama insanların büyüleri vampirlerinki gibi değil hatun. Böyle semavi büyüler diyorum ya, klima etkisi. Şimşek atıyorum adamlara, hiç bana mısın demiyor. Bu arada bu ordu bizim başkentimizi aldı. Başkenti feda ettik. Orada biraz zayıfladı. Sonra ben herkesi toplayıp öyle savaşa giriştim. Benim gene gücümü, kudretimi sıfırladı ordu yani. İmparatorluğun dört bir yanından adam çağırdım da geldim buraya. Kemperbad'ı savunmaya. Adamın kellesini aldılar bu arada. Kaçıyorlar sanırım. Adama etrafına toplanıp şey yapmak zorunda kalıyoruz. Kafamdaki miğfer bu arada kan şövalyelerine ait. Gezgin tüccardan aldım. 3 at karşılığı. Bu arada dostlar ben bu savaşı yapayım. Miniğinden bir geri vitesi basarım. Orduyu dağıtırım burada, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Başkente kadar kendim dönemem. Bütün puanımı kullandım bu arada. Sırf burayı, yurdu savunabilmek için yani. Vatanı yaşatmak için aşkım. Ne, bir dış tehdit yok şu an bu arada. İnsan oğlu birbirini yiyor. Hayatım bu arada imparatorluk oynuyorum ya. Bir adamlar var. Bomba atarlı at binicilerimi ararsın. Bak bomba atar. Tüfekli at binicileri. Bomba atarcılar. Makineli tüfek kullananlar falan böyle. Çok deli vallahi. Pek kolay bir savaş değildi. Neler kasmışız peki? Allah'ım şükürler olsun. 25 kayıp bence okey abi. Bence okey. Ben orduyu burada dağıtacağım bu arada, dediğim gibi. Semavi dışındaki bütün şey, semavi büyüler insanlar dışındaki her şeye yüksek hasar veriyor fakat insanlara hasar vermiyor. Onu fark ettim. Osfin gidebilirsin. Gidebilirsin. Hont sen de gidebilirsin. Sen de gidebilirsin. Arkadaşlar herkese özellikle salıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben serinin başında yaklaşık olarak 4 vampir lordunun kafasını uçurdum. Dolayısıyla bütün diyar bana karşı kinli. Bana karşı bir öfke sahibi. O yüzden dikkatli olmamda fayda var. Şu imparatorluk atlıları falan da dursun.
Bana en iyi 66 tane adamını esir olarak ver o zaman. Abi, şunlara bak ya. Herifin arkasında bindiği Griffin'i görüyor musun? Bu Griffin binicileri falan, bomba atarcılar. Adamlar bu arada İtalya savaşçı getirmiş. Darkenhof Kalesi şövalyeleri. Alıp millete de esir olarak dağıtabilirdim aslında. Çok güçlü bir orduyu biz burada şeye uğratmışız. Çok güçlü bir orduyu biz burada mağlubiyete uğratmışız. 128 zırh veren bir şey. Ama tabii ki ata giyilemiyor. Griffin'e giyilebiliyor. Usta işi Warhammer. Ama bunlar şey değil mi? Kral şu... Şöyle şeyler mi kullansak acaba at sırtında ya? Vurdu mu oturtmaya? Al her şeyi al. Arkadaşlar öyle bir o 52 zırhı var bunun. Yok ya ben kafalık zırhımdan memnunum hoca. 28'e 18. Vay vay vay. Hah be nihayet ya. Omuzluk zırhı olarak pelerinden de kurtulduk. Diğer savaşçılara da veririm. Al bakalım. Al bakalım. Sen büyü yapmıyorsun zaten. Büyü ile alakalı şeyleri ortadan kaldıralım. Kırklık armor. Benim yanımdaki adamlar da iyi tanklaştı bakma. Biraz çirkin olacak ama. Abi güzelliğimiz ikinci planda. Tamam, yeterli. Şu 225 bin altın ediyormuş zırh. Bu 60 bin altınlık bir zırh. Giy bakalım şöyle siyah siyah. Ben de mi bir siyah siyah giysem ya atı giydirsem. Griffin'in şeyini veremiyorum. Kitleyeyim de bari şey yaparım ya. Griffin geldiğinde kullanırım. Vallahi ben de siyah siyah giydim zırhı. Kapasite açıldı diye ötüp duruyor. Önemli değil bu arada. Şimdi ben bu adamları güvenli bir şehre götürüp yavaştan videoyu salayım. Dunkelberg çok güvenli bir şehir gibi duruyor. Oraya doğru gideceğim. Arkadaşlar bu arada bakmayın. Tabaklent'le barış yap. Kabul edelim mi diyorsunuz? O zaman ben de kabul edelim diyorum ve başkenti teslim ettik adamlara bu arada. Biraz dinlenmemiz gerekiyor hocam. Dışarıdan vuruşa çok açık hale geldik. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Artı bir dayanıklılık. Fazla yük için yaptırıma gerek yok. Alınan taarruz hasarı eksi %4. Yani daha iyi olur. Bir daha da cazibe ver. Hemen save alalım. Salacağım adamları bu arada. Ben arkadaşlar aralıksız yayın başladığından belli oynuyorum. 4 saattir oynuyorum ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım açıkçası. Adamları salacağım bu arada. Orduyu dağıt. Arkadaşlar, güvenli mekana park etmeye çalıştım. Dışarı haydut dolu diye. Tutsaklardan şöyle bir fidye alalım. Geliyorum canım. Fazla yükten ceza yiyoruz da o kadar da önemli değil ya. Ulan 22 bin olur mu bir binek? Bunlar neymiş böyle ya? Adamların bana verebilecek parası yok ki. İkinci bir bak ne yapalım biliyor musun? İkinci bir ordu kurup bunları öyle sattıralım. Yani ikinci bir adama bunları sattırırsak para peyderpey gelir. Eksiye girmekten de kurtuluruz. Şimdi şu garnizon asker bağışla muhabbetinden benim kullanmayacağım adamları bir atacağım. İmparatorluk atlılarını da kullanırım. Niçin kullanmayayım? İmparatorluk atlılarını da kullanır güzel bir ordu dizerim. Zindana falan gidemiyorum. İkinci orduyu kurmak için de acele etmeyelim ya. Böyle yapayım hayatım. Biraz silah satalım. Alabilirsek biraz adam alalım. Kendi şehrimiz Parravon'a gidelim. Orada büyücü var bir tane. Evet, şehrin parası bitti bu arada. Evet, kalede büyücü var.
Bakalım, paramız da var. Büyücü var, paramız var. Bana bir şey öğretecek misin? Bunları öğrenemiyorum. Ben sadece semavi büyü öğrenebiliyorum. 25 bine harmonik converse. 3 metrelik bir alanda %50 fiziksel hasar direnci veriyor 15 saniyeliğine. O yıldırım şey. Yıldırım çemberi. Aldım abi seni. Geri kalanlarına levelim yetmiyor. Dayı teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sağ olasın. O yıldırım çemberini kullanacağım bu arada mutlaka. Şunu ekle. Bence üfürme, gerçi üfürme kalelerde iş yapabilir. Lightning Bolt'u salalım. Lightning Bolt bir boka yaramadı çünkü. Sadece bir can yenileme falan kalsın. E tamam, çok iyi. Kendi şehrime doğru döneyim. Şu büyüyü de size gösterip öyle devam edelim. Şu 33 adam bir gelsin bakayım. Hocam merhaba. Adamlar beklesin, bir büyüyü görelim. Sürekli shader yüklüyor kenarda, görüyor musun? Öf. Ulan biz iyi olmuşuz ha. Hep bu kargı bu arada. Lak 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 lak, dize dize gideceğiz. Ama önce kardeşim gel gelelim bu işin sebebine. Okey, ama bunlara da vurmadı kanka. Ya çok olağanüstü devasa bir şey gibi duruyor böyle. Verdiği hasarın etkisi sıfır ya. İnsan bir delleniyor yani. Beastmenleri de mi insandan sayıyor acaba? Arkadaşlar, modun detaylı kurulum videosu Samet Güngör YouTube kanalımızda var. 4-5 dakikalık bir video. Sarkan'ın hazırladığı harika bir içerik. Oradan bakıp kurabilirsiniz. Tamam, adamları temize çektik bu arada. Ya çok güçlü gözüküyor büyü. Ama baktığın zaman şey vermiyor. O performansı vermiyor abi. Mutsak almıyorum. Aniden bir seriye daha başlamış. Full büyü değil mi? Bir seri. Üçüncü bir seri olabilir bu arada. Neden olmasın? Çünkü öteki Blood Knight'lar da hiç büyü müyü bir şey yapamadığı için. Dostlar, Parravan'a doğru park etmeye gidiyorum bu arada. Müthiş bir bölüm oldu sevgili arkadaşlar. İki cephede birden savaştık. Kaleler aldık, şehirler aldık. Ana yurdumuzu kaybettik. Ana vatanımızı kaybettik. Ama benim ana vatanım değil abi. Ben Bretonyalıyım. Kariyer için buradayım. Yani imparatorluk ana vatanını kaybetti. Çok müdahale edemedik ama iki tane büyük şehrimiz var ve içlerinde gerçekten yüksek miktarda garnizon var. Şehirleri geliştirmeye odaklanacağız. Şehirleri geliştirmeye odaklanacağız. İlerleyen bölümlerde askerlerimizin sayısını arttırıp kendimize bir klan kurup bu klanı iyice geliştirip yavaştan diyarın, oha bu arada, oha. Ne sattım ben az önce lan? Ben ne sattım abi az önce? Benim elimdeki malzemeleri sıfırla dedim, takıldı oyun. Benim elimdeki malzemeleri satın alabilecek bir şey yok galiba. Lan şurayı satayım bari. Eksi 35 bin. Ya o zaman sen de bana o kadar eder de bir şey ver. Yok ki. Adamın elinde yok abi. Adam ne yapsın? İyi silah ver. Efsanevi. Ben anasını satayım. Bende zaten dünya item var. Hah. Bitti, gene eksi 8 bin. Abi artık eksi 8 bini de bağışlıyorum. Benim şehrim sonuçta. Gerçi esnafa gidiyor. Benim şehrim dediğime bakmayın. Bana yaramıyor da. Şimdi buranın meyve bahçelerini değil. Buranın biz ilk önce atölyelerini bufflayalım. Bir şehre 30 bin falan para koyalım. Atölyeden sonra kuşatma atölyesi basalım. Sonra panayır alanıdır. Şudur budur gider. Evet sevgili arkadaşlar. Bu da böyle bir seriydi. Bu da böyle bir videoydu. Seri kaldığı yerden devam edecek. Merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Gabriella serisi
yeni bölümlerde ilerlemeye devam edecek.